Çok teşekkür ediyorum. Şehit aileleri ve gaziler çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Büyük emekler verdiniz. Salonda bulunan bulunmayan tüm şehit ailelerini, gazileri, ailelerini Türkiye'de bu konuda çok önemli çalışmalar yürüten çok değerli derneklerin ve vakıfların kıymetli genel başkanları, kıymetli başkanlarının şahsında selamlıyorum. Bugün buradaki çalıştay fikri biraz önce de ifade edildiği gibi e, İzmir'de yaptığımız e, bir geniş katılımlı toplantıda çıkmıştı. Bu konuda en az benim kadar hassasiyetinden emin olduğum ve bugüne kadar yapmış olduğu tüm çalışmalarında şehit ailelerin ve gazilerin yapılan tüm protokollerde en ön sıralarda yer almasını e, gözeten. Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bu fikrimizi paylaştığımızda kendisi böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından onur vesilesi olacağını söyledi. Çok kıymetli kadrolarıyla katkı verdiler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurultayımızdan önce şu tespiti yapmıştık. Merkez Yönetim Kurulumuzda mutlaka Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkin politikaları takip edecek. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin, emeklilerinin, şehit ailelerinin ve gazilerin de sorunlarını takip edecek bir Genel Başkan yardımcılığının eksikliğini tespit etmiştik. Sayın Yankı Bağcıoğlu, emekli Tümamiral Sayın Yankı Bağcıoğlu hem Parti Meclisimizin hem Merkez Yönetim Kurulumuzun bir üyesi olarak o günden beri görev yapıyor. Biz bugün buraya İstanbul İl Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları, kadın kolları genel başkanı, parti meclis üyelerimiz, Milli Savunma Komisyonu sözcümüz, Milli Savunma ve İstihbarat Komisyonu üyelerimiz ve e, belediye başkanlarımızla birlikte geldik. Üsküdar, Bakırköy, Avcılar belediye başkanlarımız bizlere Eşlik ediyorlar. Beyoğlu Belediye Başkanımız birazdan da açılışını yapacağımız e, hizmet binasının aynı zamanda coğrafi ev sahibi olarak burada ve yine Şişli Belediye Başkanımız Sodem yani Sosyal Demokrat Belediyelerin çatı örgütünün başkanlığını da üstlendi. Geçmişte İstanbul Planlama Ajansının başkanıydı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla da bulunması son derece kıymetlidir. Yine burada bulunan belediye başkanlarımızdan Sodem'de, Sodemsen'de ve Türkiye Belediyeler Birliği'nde görev yapan başkanlarımız var. Bu şey demek oluyor. Bu çalıştayın raporları, çıktıları herkesin hem özgül görev alanlarında ama özellikle temsil ettikleri bütüncül yapılarda değerlendirilerek Türkiye'deki Belediyeler Birliği aracılığıyla siyasi parti farklılığı olmaksızın tüm belediyelere aktarılacak. Sosyal Demokrat Belediyeler üzerinden partimizin belediyelerinin bu konuda üzerlerine düşen titi, bugüne kadar yaptıkları titiz çalışmaları çok daha detaylandırmaları ve aralarında bir eş güdümün sağlanması talep edilecek. Ve burada bulunan Milli Savunma Komisyonu'nda görevli değerli sözcümüzle milletvekillerimiz kanalıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili komisyonlarına mutlaka taşınacak. Ayrıca ben komisyon raporunu önümüzdeki dönemde tekrar bir araya geleceğimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla da paylaşarak bu meselenin siyaset üstü bir mesele olduğunu, hepimiz adına görev yaparken hayatını kaybedenlerin ve hepimizin çocukları, yerine annesiz babasız büyüyenlerin, eşsiz kalanların bu içinde bulundukları durumda tespit edilen bu ortak sorunlar ve çözüm önerileri noktasında ortaklaşmamızın önemini bir kez daha vurgulayacağım. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak 22 Mart'ta İzmir'de başlattığımız ve bugün burada ilk sonuçlarını aldığımız bu süreci sonuna kadar takip etme niyetindeyiz. Bu çalıştaya gelene kadar partimiz tarafından Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun başkanlığında 38 ilde çok sayıda ilçede şehit yakınları ve gazi dernekleri ziyaret edildi. Orada da hem bizlerin iyi dilekleri aktarıldı, hem yereldeki sorunlar dinlendi ve oraya özgü olan sorunlara oralarda iktidardaysak belediyelerimiz üzerinden değilsek partimiz üzerinden çözümler üretilmeye çalışıldı. 85 şehit ailesini ve gazi hanesini partimiz tarafından sayı, partimiz adına Sayın Yankı Bağcıoğlu ziyaret ettiler. Yapılan istişareler sonucunda dile getirilen eksiklikler, ihtiyaçlar ve talepleri çözüme kavuşturmak amacıyla da 14 büyükşehir belediyemizden ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin bulunduğu bu toplantıya kendilerinin de katılması, takip etmeleri ve katkı sağlamaları sağlandı, planlandı. Bu çalıştaydan çıkacak sonuç raporu Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderilecek. Şüphesiz bugün Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gerek bakanı, gerek kadroları, gerek taşra teşkilatlarının iyi niyetli çabaları mevcut. Ancak bizim bugüne kadarki pratikten ve sizlerin taleplerinden öğrendiğimiz bu meselenin bir aile bakanlığı düzeyinde tartışılmak yerine Milli Savunma Bakanlığı düzeyinde ve orada çok ciddi bir temsil noktasında ele alınması ve karar süreçlerine de buradaki yapıların temsiliyeti ile birlikte katkı sağlanması son derece önemli. Biz bunun Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir yapı oluşturularak takip edilmesi meselesini önemsiyoruz ve takipçisi olacağız. Ayrıca tüm belediyelerimizde, örgütlerimizde şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili birimlerin kurulması için bir genelge yayınladık. Biraz önce de Sayın Başkanım, bunun büyük şehirler düzeyinde daire başkanlığı olarak değerlendirilmesinin çok daha e, katkı sağlayıcı olacağını ifade ettiler. Bu konudaki bu görüşü de tüm büyük şehirlerimizle paylaşacağız. Partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de biraz önce Ekrem Başkanımızın ifade ettiği gibi bir gazidir. Gazilik unvanını kullanmıştır ve bir savaş kahramanıdır. Bir savaş kahramanı liderdir. Şehitlik ve gazilik hem devletimiz için hem milletimiz açısından hem de inancımıza göre en kutsal mertebedir. Anayasanın 10. maddesi şehit ailelere ve gazilerle ilgili ne yapılacaksa bunun eşitlik ilkesine aykırı olmadığını şu şekilde düzenlemiştir. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Anayasanın lafzı modern anayasalarda karşılık bulan pozitif ayrımcılık maddesine işaret etmektedir ve bu konu aslında en üst hukuk normu olarak görev yapan tüm kamu görevlilerine nasıl bir sorumluluk yüklediğini ifade etmektedir. Yine anayasanın 61. maddesinde şehit yakınları ve gazilerin yaşam düzeyini iyileştirme görevi ...sosyal devlet üzerinden tarif edilmektedir. Devlet... ...harp ve vazife şehitlerinin... ...dul ve eğitimleriyle... ...malül ve gazileri korur... ...ve kendine yakışır... ...bir hayat seviyesi sağlar demiştir. Yani... ...kanuni düzenlemeler... ...ya da yönetmelikler ikinci... ...üçüncül mevzuat çalışmaları... ...aranmadan... ...anayasa hepimize... ...şehit ailelerine... ...ve gazilere onurlu bir yaşamı sağlayacak her şeyi yapma konusunda en üst düzeyde irade ve bizlere görev yapma konusunda talimatları anayasa tarafından e, ifade edilmiştir. Bugün şehit yakınlarının, gazilerinin çözüm bekleyen pek çok sorunu var. Bir kısmına biraz önce yansıda da e, değinildi. Bunlar tasnif edilerek ilgili birimlerle paylaşılacak. Bizim de bu konuda çeşitli çalışmalarla belirlediğimiz çözüm önerilerimiz var ve bu konuda atılması gereken adımları hiçbir koşulda ayrım yapılmaksızın tüm şehitlerin ve gazilerin 15 Temmuz terörle mücadele harp mağlulu diye ayırmaksızın en üst düzeyde birleştirilmesi hangi gruba hangi katkı hangi özlük hakkı sağlanıyorsa bunun tümü için sağlanması ve hep birlikte geliştirilmesi, hiç kimsenin ayrımcılığa uğradığı hissine kapılmaması, onlar şehit ailesi de biz değil miyiz? Biz de bu vatan için canımızı vermedik mi? Biz de gazi olmadık mı? Gazi canımızı vermeyi göze almadık mı? Gazi olmadık mı gibi kırgın ifadelerin duyulmaması için bu birleştirmenin mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu ayrımcılığın tamamen bitirilmesinin gömleğin ilk düğmesinin doğru iliklenmesi olacağını düşünüyoruz. Şehit eş, anne babalarının maaşlarında mutlaka ve çok ciddi iyileştirmeler yapılmalı. Temmuz 2023'te memurlara verilen seyyanen zamdan emsal maaş almayan şehit aileleri ve gazilerin de yararlanması sağlanmalı ve bundan sonraki tüm seyyanen zam uygulamalarından da yararlanacakları gözetilmeli. Bu mutlaka kanuni düzenlemeye ilave edilmelidir. Milletvekillerine en iyi hastanelerde tedavi imkanı sağlayan devlet bundan şehit ailelerini ve gazilerimizi mahrum bırakması kesinlikle düşünülemez. En üst sağlık standardı şehit ailelerin ve gazilerin olması ondan sonra diğer standartlar belirlenmelidir. Hele hele ortes protest Masrafları, bu konudaki raporların alınmasındaki zorluklar, devletin yaptığı katkılar ya da e, ucuzunun ödenmesi en ideali için e, kendilerinden katkı beklenmesi ya da daha kötü bir ortez proteze rıza gösterilmesi gibi meseleler, bu salonda ifade etmekten utanç duyduğumuz meselelerdir. Bu sorunların doğrudan çözülmesi gerekmektedir. ilaç fiyatlarına fark çıkarılması ya da piyasada bulunan bulunmayan en ucuz muadilin ödenip doktorun takdir ettiği tedavi için fiyat farkı talep edilmesi yine hızla terk edilmesi gereken uygulamalardır. Engelli gazi ve vazife malullerinin tüm yaşamsal ihtiyaçlarının SGK tarafından karşılanması gerektiğini ve özellikle bunun sadece ortes, protest, tekerlekli sandalye olarak değil, yılın belli günlerinde yazın, kışın devlete ait sosyal tesislerde ilgili e, otellerin, turizm işletmelerinin ilgili birimleriyle yapılacak olan ki can atarak yapacaklarına eminiz protokollerle yaz ve kış tatillerinin mutlaka gazilerin istifa, istifade etmesi, şehit ailelerinin istifade etmesini son derece önemliyoruz istihdam olanakları ile ilgili burada ortaya çıkan mütabakatı aynen paylaşıyor ve takipçisi olmayı düşünüyoruz. Ayrıca 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit yakınlarına, 19 Eylül Gaziler Günü'nde de malul gazilerimize birer maaş ikramiye verilmesinin kanun teklifini hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu meclis gündemine getirip diğer siyasi partilerin liderlerinden de bu konuda katkı sağlamalarını talep edeceğiz. Şehit aileleri ve malül gazilerimizin elektrik ve suda olduğu gibi doğal gazda da indirim sağlanmasını talep ediyoruz ve takipçisi olacağız. Terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan kahramanlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir. Onların bu çalıştaya dahil edilmiş olmalarından katkı sağlamış olmalarından da büyük bir memnuniyet duydum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Evli olan şehitlerimizin anne babaları ile muharip gazilerimize de TOKİ'den faizsiz konut kredisi, öncelikli konut edindirilmesi gibi taleplerin mutlaka karşılanması gerekir. Şehit ailelerinin, şehitlerimizin biricik emanetleri olduğu, gazilerin vatanın uğruna mücadele etmiş yiğit vatan evlatları olduğu ve onlarla ilgili tüm meselelerin çözülmesi noktasında bunun bir siyaset, bir politika, bir hizmet, oy karşılığı atılan adımlar değil, hepimizin üzerindeki en büyük vazife olduğunun bilincindeyiz. Ben bugün buraya Amasya'dan geldim, Merzifon Havaalanı'ndan geldim. Uçaktaki bir gecikme de karşınıza kravatsız çıkmama sebebiyet verdi. Bunun için de özür diliyorum. Dün Amasya tamiminin dün Amasya tamiminin 105. yılıydı. Orada Amasya'da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da geçirdiği 22 düşünceli ama karamsar değil umutlu, kendine güvenen, ülkesine güvenen ve hem kurtuluş hem de sonrasında gerçekleşecek kuruluş ve ilan edilecek cumhuriyet için geçirdiği 22 günün sonunda adım attığı Amasya'daydık. Amasya'da milletin sorunlarını yine milletin kararlılığı ve azminin çözeceğinin söylendiği ve yine Amasya'da bundan sonra yapılacak ne varsa millet adına ve milletin rızasıyla milletle birlikte yapılacağına ilişkin o günlerdeki o büyük vizyonu, büyük inancı ve onun mükemmel bir şekilde kelimelere ve kağıdın üzerine dökülüşünü bir kez daha hayranlıkla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına ve Amasya'da onları karşılayan şehrin ileri gelenleri adına karşısına geçen şehrin müftüsünün Amasya Emrinize amadedir dedikten sonra oradan aldığı güçle başladığı milli mücadelenin nerelere geldiğini, bizim nerelere, bizi nerelere getirdiğini bir kez daha orada hatırladık ve kendilerine minnet duyduk. Bu sene Kıbrıs Barış Harekatının da 50. yılı. Ben 20 Temmuz 1974 günü yapılan Kıbrıs Barış Harekatından 3 ay sonra dünyaya gelmiş ve o günden bugüne Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kardeşimin adı da Barış'tır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda hayatını kaybedenlere minnet, oraya gidip ölümü göze alanlara büyük bir hayranlık duyarak yetişmiş, devlet parasız yatılı burslarıyla okullarda okumuş, devletten alan alınan maaşlarla harçlığı verilmiş birisi olarak bugün... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın ve üçüncü genel başkanımız Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'in koltuğunda oturmanın onurunu yaşıyorum, gururunu duyuyorum. 20 Temmuz'daki barış harekatı sırasında Bülent Ecevit'in "Biz adaya barışı götürmeye gidiyoruz" demesi kadar anlamlı bir yaklaşım yoktur ve Adanın yarısı alındıktan sonra durulması Türkiye Cumhuriyeti'nin orada işgalci değil aksine bir mezalimi sonlandırma ve dünyanın gözünü kapadığı o vahşette artık akan kanı durdurma, gözyaşını silmek için oraya gittiğinin en önemli kanıtıdır. Şimdi 50. yılın sonunda 1983'te kurulmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsü dünyadaki çok uluslu birçok ulusun temsil edildiği, birçok ülkenin temsil edildiği yapılarda tartışılmaktadır. Kıbrıs Türk'ünün anlam planı sırasında dahi yani en son güne kadar üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yaptığını ama Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün Kuzey Kıbrıs'a dayatıldığının altını çizmek isteriz. Bugün Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'nde olmaları Kıbrıs'taki kalıcı bir çözümün önünü tıkamakla birlikte Türkiye'ye de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de her aşamada bir güçlük, bir zorluk olarak karşısına dikilmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette ki her türlü çözümün, her türlü müzakerenin ve barışa ve kalıcı çözüme katkı sağlayacak her türlü çabanın her zaman arkasında ve destekçisi olduk. Ancak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında artık Kıbrıs'ın dünya devletleri tarafından tanınması, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği noktasında Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs ayrımının yarattığı zorluklar da düşünülerek Türkiye Cumhuriyeti'nin derhal Avrupa Birliği'ne tam üyelik için bütün adımları atması, Kuzey Kıbrıs'ın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nin tam üyesi oldukları noktada Kıbrıs'taki bütün statü, sınır, bütün tartışmaların kendiliğinden o süreçte ortadan kalkacağının bir kez daha altını çiziyoruz. Bu sağlanacağı güne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında, arkasındayız, onlarla birlikteyiz. Uluslararası alanda, Birleşmiş Milletler'de, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde ve her kademede kendilerinin Kuzey Kıbrıs'ın tüm tezlerinin savunucusu ve destekleyicisi olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl dönümünde 15 Kasım'da Kıbrıs'taydım. Sayın Cumhurbaşkanıyla, Sayın Başbakanla, Meclis Başkanıyla Kıbrıs'taki siyasi akrabalarımız, sosyal demokratlarla birlikte uzun ve verimli toplantılar yaptık. 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olmak istediğimizi ifade etmiştik. Hatta Kıbrıs'a 974 Kıbrıs gazimizden birlikte gitmek için girişimlerde bulunduk. Ancak otellerdeki kapasite, uçuşlardaki sorun, resmi törenler gözetildiğinde 174 gibi bir temsilde e, mütabakata vardık. Aylardır Sayın Yankı Bağcıoğlu hem Kıbrıs'taki makamlarla hem Milli Savunma Bakanlığı ile yazışıyor. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Milli Savunma Bakanımızla yapmış olduğu görüşmede bu listelerin e, oradaki merkezi organizasyondaki listelerle birleştirilmesi ve bizimle birlikte Kıbrıs'a gidecek 174 kahraman gazimizin resmi törenlerde resmi statüde yerlerini alması sağlandı. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Biz de hep birlikte orada olacağız. Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Barış Harekatı e, sırasında yaşananlar Türk donanmasında bana tabii Yankı Paşa buradayken çok söz düşmez ama ben de Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda askerliğini lojistik şubede yapmış birisi olarak lojistik şubenin görevlerinden bir tanesi e, çıkarma gemilerinin nerede kapak atacağına, yani nereden yükleme yapacağına ve nerede boşaltma yapacağına karar veren, o konudaki önceden hazırlanmış planların sahillerde gidip halen daha fiziki şartların buna uygun olup olmadığını denetleme görevi de vardı. 16 yıl boyun 16 ay boyunca şerefle yürüttüğüm o görev sırasında pek çok kez kapak atılacak sahillere gittik, çıkartma gemilerinin Oraya rahatlıkla yükleme yapıp yapamayacağına baktık. Orada öğrendiğim bir şey hiç aklımın ucundan çıkmaz ve her fırsatta paylaşırım. Orada derler ki bizim donanma gemilerimiz, bizim donanmamızdaki çıkartma gemileriyle diğer ülkelerdeki arasında önemli bir fark var. Geminin arka tarafında yani kumanda edildiği tarafta diğer ülkelerin gemilerinde bir karıştan büyük çelik bir levha koyuyorlar. Bizimkinde öyle bir şey yok. Bildiğin normal geminin e, kaportası güvertesinin parçası orada. Bunun niye olup olmadığını sorduğunuzda şöyle anlatıyorlar: Çıkartma gemisi askeri alır, çıkartma yapacağı yere doğru ilerlerken bütün dünyada asker geriye yaslanır, ölüm korkusuyla orayı kırıp dökmesin diye oraya çok kuvvetli bir dayanak koyarlar. Bizde ise çıkartma sırasında asker öne doğru yaslanır. İlk çıkmak ve ilk şehit olmak için. İşte biz bunu göze almış gazilerin ve bunun için bunun için hayatını diğer arkadaşını iterek öne geçerek şehit olmuş o mertebe en önde koşmuş olanların ailelerinin sorunlarını konuşuyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılında Atatürk'ün Samsun'a ölümü göze alarak idam fermanlarına direnerek çıkışının 105. yılında artık sorunları konuşmayı bitirmenin vakti gelmiştir. Bu sorunları çözmek hepimizin boynunun borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bu sözü size veriyorum ve son sorun çözülene, son talep karşılanana kadar sizler için mücadele edeceğiz. Saygılar sunuyorum.